Selamun aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Abi dün neler yaşadık ya? Bütün chatte RP yazanlar burada mı? Nasıl kandırdık sizi ama? Şişeyi kaldıramamalar falan. Çok enteresan. Konuşuruz onunla ilgili. Vallahi diyorum çok enteresandı ya. Tabii beyin oyunu, bilinç oyunu da. Öyle RP, MP. Yok. Oğlum egoist pati yaptı yaptı yaptı. Herkes RP dedi. Biz yaptık. O zaman doğru herhalde ya. <laughs> yani nasıl bir güven varsa kardeşlerim benim be. Evet onlar yapsın öyle anlarız falan diyenler vardı. Böyle gurur duydum o ayrı. Ama böyle ilk 5 dakika sanki Egoist Patron hepe yaptı gibi amına koyayım. <laughs> böyle bir şeyler yapıyor falan ama sonra perte çıktı herifin. Baya beni Tuğba gördü yani. Nasıl inandırdıysa ya nasıl bir beyin kandırmacasına girdiyse. Tuzak abi, bu tuzağa bir düştü orada. Hmm. Orada patladı. Tuzak çok fena ya orada hedefi başkalarına yönlendirdi. Tamamen zihni boşalttı orada. Bizi sikiyordu amına koyayım Tuğba diye. <laughs> <laughs> El ayağı dolandı gördü mü heyecanlandı lan. Var şey oldu yani. Ya Harbi, çok taş gibi bir kadın ya oldu. şimdi ben onun detaylarını anlatacağım size siz onları göremediniz. Şimdi ben sizin gibi izledim orada. Ne oluyor lan acaba bakayım çünkü ben kendime yaptırmadığım için. Ulan bir baktım egoist patinin kaşları titriyor götü titriyor böyle. Onu bilinçli yapamaz yani RP falan yapabileceği bir şey değil o. Ve Tuğba olunca ben o heyecanını gördüm yani. Harbi beğendi beni. Gözleri sürekli kalçama kayıyor. Göğüslerime kayıyor. Rahatsız oldum amına koyayım orada. Kadınları o an çok daha iyi anladım. Böyle bir rahatsız oldum yani. Ondan sonra şeyde sıçtı. Sıçtı dediğim yani orada anladık artık. Barış Manço'da çok garip bir mimi mimiği vardı yani. Harbi şaşkınlık vardı. Bir de nerede ne oldu? Bir şey oldu ona ya. <laughs> ha donda mesela evet yani asla asla mimikleri oynamadı. Göz bebekleri başka yere bile kaymadı. Dedim ki tamam bu çocuk hipnoza girdi yani su şişesini attım arkadaşlar. Benim zaten dolu önüm. Abi egoist bir RP yapıyor da olabilir. Yok oğlum RP falan değil. Ya bunun Bakın adam büyü yapmıyor arkadaşlar. Bu hipnoz olayını çok abartanlar var böyle hani. Ya mümkün mü? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama olayın mantığını o kadar güzel anlattı ki aslında. Çok da düzgün bir arkadaş. Vallahi diyorum. Ne bir reklam ne bir show hiçbir şey yapmıyor. Çok muhabbeti de hoş sohbet gibi bir adam yani. Olayı anlatınca diyorsun ki tamam abi beyni kandırıyor adam. Yani mesela ben şişeyi kaldıramıyorum, değil mi? Ya da Mert sandalyeyi kaldıramıyor ya. Mantığı çok basit. Beynini onun ağır olmasına ve aşağı doğru bastırmaya şartlıyorsun. Güç aşağı doğru uyguluyorsun. Onu uygulamaya devam ederken kaldırmaya çalışıyorsun. Bu aslında birçok küçük küçük böyle etkinliklerde yapılan şeyler yani. Basit mantıklar yani çocuk oyuncağı ama o Tuğba olarak görmek, Barış Manço'yu görmek, işte ne bileyim kendini kadın gibi hissetmek falan onlara bir şey diyemem yani ben... Kendime yaptırmadım yaptırmamda zaten odaklanamazdım da. Bana yapamazdı yani çünkü sürekli kendimi koruma içgüdüm var ya.